Merhaba sevgili dostlar. Bugün günlerden pazar, dün cumartesi İstanbul'dayız. İstanbul'daki evimdeyiz. Yaklaşık bir aydır İstanbul'dayız, Fethiye'den geldik. Canlı yayında dostlardan bir tanesi şöyle bir soru sordu. Tek tabancaya kalsan, sadece bir tane tabancan olsaydı hangi tabancanı saklamak, korumak istersin dedi. Epey düşündüm. Aslında ondan bir gün önce bir tanesini kasadan çıkartıp ve elden geçirip temiz pırıl pırıl aslında, yani yağlı, kasada kapalı olduğu için nemsiz ortamda herhangi bir şekilde toz da girmiyor. Elden geçirdim, dummy mermileri koydum içine, takır takır tetik düşürdüm, hedefe doğru doldum. Dummy dediğim sahte tetik çalışma mermileri, manevra mermileri. O zaman da düşünmüştüm yani. Herhalde benim en iyi tabancam, en güzel tabancam budur diye düşünmüştüm. Sizi daha fazla üzmeyeyim. Daha önce bunu paylaşımını yaptığım, karşılaştırmasını da yaptım. Bir küçük boyuyla, ama hadi dedim, şimdi böyle sessiz bir ortamda, poligon ortamında paylaşmıştım. Sizlerle tekrardan paylaşayım. Evet, tabanca Sig Sauer P220. Şeyini de, sürgüsünü de geriye kilitleyip, bayağı serttir bunların geri getirme yayları. Sürgüyü geriye kilitleyip güvenli olduğunu görelim. Şarjör de boştu zaten. Diğer şarjörde de dummy mermiler var. Tabanca, ben bu tabancayı ne zaman aldım ya Rabbim? Zamanları da unutuyorum ama herhalde bir 10 seneye yakın olmuştur. Makine kimyada o zaman vardı. Şimdi bunun küçük boyundan bir tane var galiba. P245. Namlusu biraz daha kısa. Bir tane eksik mermi alıyor. Tabanca söylediğim gibi 45 kalibre. 11-32'ye geliyor galiba. Şeyi, çap olarak. Milimetre olarak. Ama 45 kalibre diye geçer daima. Eski Alman zigzaverlerinden. Alüminyum gövdeli. Namlu miğferinde Picatinny ray, aksesuar ray yeri yok. Dümdüz, ki ben bunu onun için daha çok seviyorum. Kıvırma saçtan, bükme saçtan sürgüsü, iğne bloğu, tek parça halinde, içinde sökünce görürüz. Şuradaki pim vasıtasıyla tutuyor. Bu pimi söktüğünüz zaman iğne bloğu olduğu gibi çıkıyor. Son derece zarif bir tabanca. Şöyle söyleyeyim, 45 kalibre olmakla beraber benim P88C, Walther P88C dolu şarjörle, dolu şarjör, atım yatakları da dolu. Bunda 8 mermi, onda 15 mermi olduğunu düşünürseniz ağırlıkları arasında 40-50 gram fark var. Bu daha ağır. Yani buna rağmen, büyük bir tabanca olmasına rağmen, tam boy bir tabanca olmasına rağmen, alüminyum gövdeli olması bu tabancaya taşınabilirlik sağlıyor. Kapsa kapakları orijinal kapsa kapakları değildir. Kapsa kapakları plastiktir, siyah plastiktir. Bu kapsa kapakları benim Amerika'dan getirdiğim son derece güzel Nilgriff kapsa kapaklarıdır. Ve çok da şey, zarif yani, ele de o kadar güzel geliyor ki. Benim küçük elimde bile hiçbir şekilde kabarıklık, şişkinlik falan yapmıyor. Mermi kapasitesi 8, normal, pardon 7, normal şarjörü 7 mermi alıyor. İçinde bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane dummy var. Bende 8'lik şarjörleri de var. 10'luk şarjörü vardı, bir yerlere verdim yani, ne yapacağım ben 10'luk şarjörü altından çıkacak falan filan, hiç gerek yok. Fantezi, düğüncü değilim, bir şey değilim. Bunlar 8 mermi alıyorlar. Yan sanayi. Promag marka. Çok kaliteli bir şarjör olduğunu söyleyemem. Ama idare ediyor. Bunların şarjör yayları son derece serttir. Geri getirme yayı da serttir. Yani 8. mermiyi basarken bayağı zorlanırsınız. Bunda da 7. mermiyi basarken şarjöre bayağı zorlanırsınız. Sürgüyü geriye çekmek de biraz delikanlı işidir. Herhalde bir 19 libre falan en azından, ya da 20 libreye yakın geri getirme yayı var. Biraz sonra söküp bakacağız.
çift sarmal spiral yaydır. Evet, alüminyum gövde. Tabancada bir emniyet, parmak emniyeti mekanizması yok. İçten tabii ki iğne blok emniyeti var ama parmak emniyet mekanizması yok. Şurada bir decocker var. Yani emniyetli horoz düşürme mandalı. Düşürürüz birazdan, beraberce görürüz. Buradaki de sürgü düşürme düğmesi, artık mandal demeyeceğim. Fakat son derece ergonomik. Yani şöyle tutarsam, bakın elime o kadar rahat geliyor ki her ikisi de. Özellikle sürgü düşürme mandalı. Hani hadi şarjörü koyalım da bir tane düşürelim beraberce. Hiç zorlanmadan tetikte parmakta tetikten fazla uzaklaşmadan düşürmek imkanı var. Sol tutayım da siz de görün. Rahatlıkla. Tabii solaklar için değil, sağaklar için. Buradaki de sökme mandalı. Sökme mandalında nasıl çalıştığını biraz sonra beraberce göreceğiz. Eğer atım yatağı dolu saklamak istiyorsak tabancayı, tabanca tek hareketli ve çift hareketli bir tabanca. Şu pozisyonda tek hareketli, dummy koyduk. Şu tek hareketli, eli çift hareketli. Bakın sol elle dahi, ki benim zayıf elimdir sol elle, herhangi zorlanma olmadan çift hareketli düşürebiliyorum. Peki tetik horoz düşürme mandalı, decocking lever nasıl çalışıyor? Bakın dikkat edin, pat diye düşmüyor. Bunun üzerine düşüyor yayın ve kesinlikle gidip iğneye vurma şansı yok. Vursa dahi zaten iğne blok emniyeti olduğu için patlamaz. Varsayalım ki söktünüz iğne blok emniyetini, yine patlamaz çünkü iğneye vurmuyor. Yine şarjörü çıkartacağım, şeyleri göstermek için, belki de sökerek göstermek daha iyidir. Gezer bacı, tabancayı kendine çeviriyorsun falan diyorlar ve son derece haklılar. Bakın boş şarjör koyuyorum. Sürgüyü geride kilitleyebilmek için. Fırlattık. Bir yerlere gitti. Dur sonra. Şimdi sürgüyü geriye çektikten sonra mandalı aşağıya doğru çeviriyorum. 90 derece aşağı iniyor. Artık sürgüyü birazcık elle geriye çekip çıtı durduktan sonra kurtarabiliriz. Biraz evvel size bahsettiğim sarmal, çifte sarmal, geri getirme yayı. Bu geri getirme yayı bağımsızdır, şeyden çıkar, geri getirme milinden çıkar ama sıkı geçmedir. Bayağı sıkıdır, böyle pat diye çıkmaz. Ama gırç gırç da ses yapmaz yani, o kadar güzel yapmışlar ki gırç gırç da ses yapmaz. Ortası boş, şöyle doğru açıyı bulalım. Boru şeklinde bir geri getirme mili. Birazcık hafiflik getiriyor. Bu da herhalde 19 libre civarında, bayağı sert bir yay. 19 libre demek 19, yani 8,5 kiloya yakın bir ağırlık demek. Biraz evvel size söylediğim şu iğne blok emniyeti. Buna basmazsanız iğne ileriye gitmiyor. Bakın kıvrılmış saçtan yapılmış şu iğne bloğu olduğu gibi, şu gördüğünüz metal kısım şuradaki pimin sökülmesiyle tamamen çıkıyor. Ancak bu pimi söküldükten sonra tekrardan kullanmamak lazım. Çünkü bunlar kıvırma saçtan yaprak pim, esniyor, yani esnekliğini kaybediyor, yumuşuyor, yerinden sallanabiliyor. Bu tarzdaki şeyleri, kıvırma saçtan pimleri kullandıktan sonra çıkartıp yenisiyle değiştirmek gerekiyor. Evet, fosfat kaplamaya benziyor. Çok kaliteli bir yüzey kaplaması olduğunu söyleyemeyeceğim. Bu tabancanın en kötü tarafı, belki de tek kötü tarafı, kozmetik. Şimdi Eloxal'a da geleceğiz. Orada da bir takım hatalar var. Ama ne olursa olsun, yani bu kozmetik kusurlarına rağmen ben bu tabancayı çok seviyorum ve güveniyorum. Bakın kilit nasıl iz yapmış şeyin içinde. Namluda da gülücükler var. O kadar kullandım ki ben bu tabancayı, o kadar yaptım ki. Biliyor musunuz? Namluda da gülücükler var. Bu normal bir şey. Bu tabancalarda olması normal. Çünkü sürgü kilitten kurtulunca buraya vuruyor. Bir ses şey yapıyor. İz yapıyor. Evet, gelelim gezarpacağa. Gördüğünüz gibi tek nokta gezde, tek nokta arpacıkta, beyaz noktalarla hedef görülüyor. Gezdeki daha büyük,
daha kolay göze geliyor. Üstelik ben bunları ojeyle, parlak ojeyle boyadığım için pırıl pırıl. Çünkü el yağlanıyor, kirleniyor, siyah oluyor. Tuttuğunuz zaman bu beyaz boyaları kirlenebiliyor. Bu senelerdir bakın hiçbir şey olmadı. Pırıl pırıl bembeyaz. Hedefe çok güzel doğrultuluyor. Çok güzel hedef vuruyor. Şeyin söyledikleri, Amerikalıların söyledikleri kutusundan çıktığı gibi yani bir modifikasyona uğramadan en düzgün atan 45'lik tabancaymış o zamanlar. Ne zamanlar? Bakalım. 1975'te bu tabanca tasarlanmış ve hala yapılıyor. Bunun Amerika'da yapılıyor şimdi. Tam çelik, altında Picatinny rayı olan, gövdesi kıvırma saçtan değil ama tam bloktan, kütükten işlenilerek yapılmış modelleri hala piyasada. Çok da güzel tabancalar, iyi de paraya satılıyor. Şeyler, ray ve ray kızakları tam boy. Boydan boya görüyorsunuz. O da zaten bir atış hassasiyeti veriyor. Atış hassasiyeti sağlayan diğer noktaları da bizde birden biraz sonra sizlerle paylaşacağım. Şu blok, kilit bloğu, sökme mandalını çıkarttığınız zaman olduğu gibi çıkıyor. Çünkü alüminyum gövde. Alüminyum gövdenin içinde kilit bloğu var. Bakın parçası da tırmanma rampasının, atım yatağı rampasının burada bloğun üzerinde. Geri kalanı da son derece parlak, pırıl pırıl ayna gibi bir rampa. Ucunda çok güzel, yani keskin diyebileceğim kadar güzel bir taçlama var. Keskin bir taçlama değil, şöyle yuvarlak namlu ağzı. Onunla beraber bir taçlama yapmışlar. Yani açılı değil de dairesel bir taçlama var. Son derece düzgün atıyor. Zaten namluyu yerine takınca göreceksiniz. Toleransları da son derece sıkı. Kozmetik hataları var demiştim. Bakın şu vuruntular, Eloksal'daki şu vuruntular ilk atışlardan beri oluyor. Önce ilk 5-10 atışta bu vuruntular oluyor. Orada Eloksal'ı alıyor. Ondan sonra bir daha yürümüyor. Ama buna katlanacaksanız muhteşem güzel bir tabanca. Ben alıştım artık, hiç dert etmiyorum. Çünkü burası beyaz, orası siyah yani. Metalde bir şey yok. Üzerindeki kaplama gidiyor. Kaplama derken Eloksal. Eloksal alüminyumun yüzeysel olarak oksitlenmesi demektir. Sert ve korozyona dayanır bir tabakadır. Bu altı Eloksal, üstü galiba fosfat. Ama şimdi yenilerde paslanmaz çelik sürgüyü nitritleyerek karartıyorlar. Siyah oluyor paslanmaz çelik. Altı paslanmaz çelik paslanmıyor. Ama paslanmaz çelik paslanmaz diye de bir kural yok yani. O da paslanabilir. Yeterli şartları bulursa. Ama siyah görünümde. Ki siyahta tabanca dediğin siyah olacak, metal olacak, gabzası da tahta olacak. Çok tabanca geçti elimden ama yani bu şeye hayranım. Tabanca siyah olacak, metal olacak, kabzası da ahşap olacak. Yani bu klasik. Evet, yaklaşık 12 santim uzunluğunda bir namlu var. Yaklaşık diyorum, emin değilim. Bu olabilir. Namlu uzunluğunu burada yazmıyor. Elimde burada bir şey var. Mat, tamir bakım meti. Bana bir sevgili kardeşim Akın şeyden hediye göndermişti. Kanada'dan. Bana gıcık attı bir konuda. Ukalalık etme. Bir tane gönder de kullanalım demiştim. Bunda bütün parçaları görünüyor teker teker. İmalat senesi falan filan var. Hangi çaplarda imal edildiği var. Bakın 1975'ten günümüze diyor. 9 mm 38 süper 45 ACP 765'e 22. Yani 765 parabellum, 765 Luger içinde bu tabanca yapılmış. Swiss Arms tasarlamış, İsviçre ve şey olarak da üretim olarak İsviçre ve Almanya. Zig İsviçre'den geliyor ya da Sig Sauer de Almanya'dan geliyor. İki büyük silah üreticisinin birleşip ortaya getirdiği bir harika diyebilirim. Yani kendi silahım diye değil, işte onu düşündüm. Tek silaha kalsam ki bu gidişle öyle olacak bu ruhsat harçlarıyla. Maalesef bu sene mesela 3 tane silahı devrediyorum.
damatlarını buldu, gelin edildi. Sayısını söylemeyeceğim, çok aza düştü. Belki de tek silaha düşmek durumum olabilir ileride. Rus'ta taşları taşıma 7200 lira oldu, yani olacak iş değil, insaf. Neyse, tekrar yerine takalım. Pırıl pırıl güzel bir namlu var. Ayna gibi, başka bir şey bekleyemezsiniz zaten. Şey sorarlar, yani şurası tabancalarda neden tam daire değil, neden bir şeylik var? Bakın yukarıda bir ovallik var. Bunu sökerken ancak o hareketi, sökme hareketini oradan kurtarabiliyor. Onun için orada bir ovallik olmak zorunda. Ama onun haricinde bakın tabanca yerine takılı değil. Sadece kilit takozundan tutuyorum. Hiçbir oynama yok. Sıfır tolerans. Yani bu kadar güzel bir şey olamaz. Yerine takacağım, onu da göreceksiniz. Yayı tekrardan, hadi siz görün diye şöyle takıyorum yerine. Ben kendimi görüyorum ama bazen dalga düşüyorum. Silahı göstermeyi unutuyorum, kusura bakmayın. Evet, yerine oturttum. Hep söylediğim gibi bu tabancalarda geri getirme mili sürgünün kenarına paralel duracak takarken. Heyecanlandım. Heyecanlandım. Kilit için atım yatağının üstünü ileriye doğru hafif rampalandırmışlar. Sürgünün üstü de hafif pah kırılmış. Çelik kalitelerine o kadar güveniyorlar ki buradan sıyırmayacağına, şey yapmayacağına, kurtarmayacağına çok az bir noktadan tutarak şurada kilit bu kadar da kurtuluyor. Şu kadar yerde, hatta şu kadar da kilitten kurtuluyor şey. Namlu. Şu kadar hareketli kurtuluyor. Şimdi bakın taktık. Tekrardan yerine takalım. Tekrardan yerine takmakta yine sürgüyü geriye kitleyeceğim bir şekilde ya sürgü tutma mandalını yukarıya kaldıracağım parmağımla. Bakın görüyor musunuz şu parça? Bunu gerdel yukarıya kaldırdığınızda boş olunca şu parça gerdel yukarıya kaldırıyor, sürgüyü geride tutuyor. Yani son mermiyi attıktan sonra geride kalıyor. Burada mermi varken bakın yukarıya kalkmıyor. Yani sürgüyü geriye kilitleyen şarjördeki yayın sertliği. Bu yumuşadıysa sürgü geride kilitlenmeyebilir. Onu söyleyeyim, bazen arıza yapıyor. Arıza nedenlerinden bir tanesi şarjör yayının yumuşamasıdır. En önemli nedenlerinden bir tanesi de atıcının yanlışlıkla, hadi şunu çıkartalım. Atıcının atış yaparken parmağını yanlışlıkla sürgü salma manivelasının altına koyması, orada dinlendirmesi. Atış yaparken bile onu yanlışlıkla yukarıya kaldırırsa sürgü tabanca şarjöründe mermi olsa bile geride kilitlenir kesinlikle. Ona dikkat etmek lazım. Evet. Tekrardan bakalım. Her şey yolundan, bakın ne kadar basit bir mekanizma var. Ne kadar basit ama o kadar güzel. Basit mükemmeldir. Daima. Çok cafcaflı değil. Son derece basit. Şu şeyi merak edebilirsiniz. Şu küçük parçayı. O küçük parça konektör parçası ya da diskonektör tabancasına göre. Şuradaki yarı daire alıştırılmış şeyle çalışır karşılıklı. Onun hizasına geldiği zaman ancak tetiğe basabilirsiniz. Daha doğrusu tetik çalışır. Bu tetik kolunu aşağı indiriyor. Şöyle bakın, elimle indireyim, tetiği çekeyim. Düşmüyor. Şimdi reset devreye girecek. Evet. Yani sürgü tam yerinde olmaz ise tetik düşmesin diye kullanılan bir parçadır. Genellikle buradadır. Yeni polimer tabancalarda şeyin içinde de olabiliyor. Tetik koluyla beraber. Tetik kolunun üstü birazcık bombeli oluyor. O sürgünün içiyle çalışıyor. Biraz daha değişik. Polimer olduğu için zaten gövdenin içine almak daha faydalı oluyor konektörü. 1911'lerde de şuradadır, içeridedir. Konektör, diskonektör. Evet, dikkatli bir şekilde yerine yerleştirelim sürgümüzü ve namluyu yerine oturdu şimdi. Bakın, bunu ben yine bir boş şarjör marifetiyle geride kilitleyeceğim. Bayağı sert çünkü. Boş şarjörü çıkartalım. Şimdi
90 derece otomatik geriye gidiyor. Zaten şu anda sürgü namluyla kilidini, sürgü gövdeyle kilidini yapmış vaziyette. Artık sürgüyü düşürebiliriz. Sürgü boşken, ya daha doğrusu tabanca boşken sürgüyü sert yerine bırakmayın. Tabancaya zarar verebilir. Özellikle 1911'lerde kesinlikle yapılmaması gereken hareketler bir tanesidir. Ama mermi varken, yani diyelim ki son mermiyi attınız, yeni mermi koydunuz, o zaman mutlaka ve mutlaka sert düşürün. Ki tam yerine otursun. Bazen şey diyorlar, tabancayı yeni aldım, tam mermi yatağa oturmuyor. Tabii mermi hatası da olabilir, olabiliyor son yapılan malum mermilerde. Ama sürgüyü sonuna kadar geriye çekip, bakın şimdi yapacağım, sonra bırakmak lazım kurarken. Yavaş yavaş bırakırsanız, gördünüz mü? Tam yerine oturmadı. Dolayısıyla buna dikkat etmek lazım. İyi oldu bu denemeyi yaptığınız. Ben de bunu görsel olarak göstermek fırsatını buldum sizlerle. Evet, sürgüyü hızlı çekip, şarjörde mermi varken hızlı bırakmak lazım. Ani bırakmak lazım. Ama diyorlar ki ya biz görevdeyiz, özel harekatçıyız. Karşımızda anarşist var, düşman var. Nasıl yapalım onu? O zaman da şöyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Kontrollü olarak çekerek ileriye doğru bırakıyorsunuz. Sonra buradan bir kontrol ediyorsunuz. Yerine oturdu mu? Bakıyorsunuz. Kontrollerini yapıyorsunuz. O kadar şakır şakır ses çıkartmadan atım yatağına mermi verebiliyorsunuz. Şimdi atım yatağına mermi koyduk. Şarjörümüz de varsayalım ki tam dolu. 7 mermi ya da 8 mermi var. Rahatlıkla decocker'dan, horoz düşürme manivelasından düşürüyoruz. Tabanca atışa hazır. Çek, at tabancası. Bakın ne kadar akıcı bir çift hareket tetiği var. Tetikte de düşey tırtıllar var. Parmak kaymıyor. Şarjör düşürme düğmesi de çift taraflı dönebilir ama biraz lanettir bunlar. İyi bir usta döndürebilir ancak. Tek hareketli de şiir gibi. Yani şiir derken, bakın bir tetik ön yolu var. Hizmet tabancası olmak zorunda. Sonra çok hafif bir yürüme var. Çok hafif. Bakın şimdi yürüdü, ben hissettim onu. Ondan sonra son derece keskin bir tetik. Resetine bakalım. Tabii şarjör olabilir. milim falan gibi bir reseti var ama keskin, krak diye bir reset. Ondan sonra da tekrar kontrol edelim. Biraz evvel söylediğim parça vardı ya, kabza kapağının yanından çıkıyor, sürgüne giriyor. Bakın şimdi işte bunu yapıyor. Biliyor musunuz? Tetik kolunu aşağı indiriyor. Yerine geldiği zaman tak patlayacak. Yani sürgü yerine oturmadan tabanca patlamasın diye yapılmış bir parça. Bütün tabancalarda bu vardır. Olmak zorunda da zaten. Aksi takdirde yani makinalı tabanca gibi çalışır. Parçalanır kovan falan, bir takım kazalar çıkar. Onun için siz varsa şey yapın ki ter tabanca da olmak zorunda. Evet. Sig Sauer üzerinde NATO standartlarıyla, standart numaralarıyla Almanya'da imal edilmiş. Sevdiğim bir kardeşimin elinde atılırken gördüm. NATO imalat kodu da 8040.05'miş. Nasip oldu. Öyle nasip oldu. Anlatayım onun hikayesini. Poligonda atış yapıyoruz. Ben de 45'li atıyorum. Yanımda da bir şey var. Genç bir delikanlı var. O da 45'likle atış yapıyor. Sesinden falan anlıyorum. Bugün biraz dağınık yani atışlar falan. Şöyle bir baktım, elinde güzel bir tabanca var, Sig Sauer. Dedim ya müsaade eder misiniz, ben kendi mermilerimle bir iki tane atabilir miyim falan. Bir üç tane attım, üç tanesi tek delikten geçti.
muhteşem bir tabanca. Allah'ım ya Rabbim, yani 1911 tetiğinden bile güzel diyemeyeceğim ama ona yakın bir tetik. Dedim ki kardeşim, günün birinde bu tabancayı satmayı düşünürsen al sana kartımı, beni ara. İşte o tabanca bu tabanca. Allah bana nasip etti. Yani bir şeyi çok arzulayıp, hayal edip şey hep gözünüzün önünde, hep dilinizde olursa ve de ona ulaşabilmek için gerekli çabayı sarf ederseniz Rabbim bir şekilde karşınıza çıkartıyor. Evet, beni sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. İyi günler dilerim efendim.